Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir günden ve yeni bir vlog değil maalesef bugünlük. Bugün video çekmeyecektim. Bu arada bugün günlerden pazar ve başıma çok talihsiz bir olay geldi. Ben şu an otele gidiyorum pasportumu almaya. Parmağımı köpek ısırdı gördüğünüz gibi. Annem de zaten direkt Serpil ablayı aradı. Hastaneye gideyim mi diye. Şimdi acile gideceğim yalnız. Annem gelemez çünkü orada enfeksiyon falan kapar. Ve annemin de dikkat etmesi lazım, kuduslaşmayayım. O yüzden hastaneye gideceğim. Otele geldim pasportumu almaya. İnşallah bir şey yoktur. Çünkü parmağım şişme yapmaya başladı bile. Dur yanlış kart. Parmağım şişme yapmaya başladı. Yine yanlış kart. İşte parmağım uçmaya başladı. Şişiyor da. Şunu şöyle takayım. Ben pasportumu aldım. Taksiyi de çağırdım zaten. Birazdan bitti olması lazım. Neyse. O zaman ben zaten size detaylı anlatırım. Acil serviste görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi acile geldim. Ama içerisinde acayip bir sıra var. Benim elimde valla anlamadım. Dayan taksici olanla konuştum. O dedi beni de ısırdılardı. 5 kere mi ne? 5 hafta boyunca haftada bir kere aşı oluyoruz. Kuduz aşısına karşı. Bakalım bir derdimizi anlatalım. Burada nereden gidiyoruz? İlk defa gidiyoruz burada. Neyse bir girelim. Hayır, ben zaten 1 numara falan aldım. Size haberler ederim. Evet arkadaşlar. Böyle şey verdi, turuncu bir şey. Onu yaraya bastırdım. Şimdi de karşıda bir yerde B blok varmış. Vallahi orayı bulmaya çalışıyorum, B bloku. Orada ödemeyi yapacağım. Sonra kuduz testi mi ne yapacaklarmış bana. Neyse bir arayalım. Vallahi o kolayına sıktık da o pek bir şey etki etmedi. Çok şeydi yani, su gibiydi. Ha, B blok burada, ben neredeyim? Ben buradan ne anlayayım? Şuna bakar mısınız? Ben buradan ne anlayayım? Ha dur, A blok orasıysa. Böyle B de şuradadır büyük ihtimalle. Bakalım, inşallah kötü bir şey yoktur ya. Bitirsmadım da değil ha. Vallahi zaten kanda göremiyorum. Arada bir başıma acayip dönüyor. Yani bir şeyden de pek ilgilendikleri yok zaten. Şu parmağımı o şeyi bile ben yaptım. İşte bir elimi yıkadım bolca sabunla. Bura hasta giriş. Ha, B blok tamam, buraymış. Hasta giriş mi? Tamam. Bakalım ücreti neymiş buranın. Çünkü biz yurt dışından olduğumuz için mecbur paralı oluyor. Yapacak bir şey yok. Sağlık önemli. Ya ne güzel de gezdiydim bugün ya. Neyse buna da şükür arkadaşlar. Çünkü parmağım armağı koparmadı ha. Neyse ben bir içeriye gireyim. Aha dur şöyle göstereyim. Ödeme yapıp görüşürüz. Sonra aşağı giderim büyük ihtimalle geri. İçeriye geldim arkadaşlar. Şimdi çalışan burada yokmuş da güvenlik vardı. Orada bekliyorum. Ödemeyi yapıp büyük ihtimalle geldiğim acil bir işte kuduz testi yapacaklar. Orada da bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Ama aşıyı kesin yerim. Çünkü getiren adam da dedi her hafta bir kere aşı olmuş, o da onu da ısırmış. 5 hafta boyunca olsun. Vallahi arkadaşlar böyle hastane olayları falan da biraz şey oluyor. Heyecanlı oluyor. Türkiye'de de yalnız hastaneye geldik, gelmedik demeyiz. Parmağım da vardı. Şu şekilde. İhtimalle sargı falan da yaparlar. Bekliyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi ödedim. Çok şükür fazla bekleme olmadı içeride. 550 TL ödedim bu arada. Bir gidelim. Şimdi geldiğim yere geri gidiyorum tahmin ettiğim gibi. Orada da aşı falan iğne yapacaklar, test yapacaklar. Benim de bir fikrim yok. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, çok şükür ben şimdi hastaneden çıktım. Ben bir otele geçeyim. Orada size zaten şimdi detaylı bir A'dan Z'ye anlatırım. Çok şükür, vallahi çok şükür diyorum ki parmağı falan kopmadı ha. Vallahi dişlerini gördüm. Uf. Hiç dikkat etmedim kulağında küpe falan var mı diye. Yani etiket gibi bir şey. Eğer çünkü ondan olursa şey oluyormuş. Galiba aşırı köpek mi ne oluyormuş. Öyle biliyorum ben. Çünkü boşuna asmaslar onu. Neyse ben şimdi taksiye doğru gidiyorum. Otelde görüşmek üzere. Evet Kadir Bey nereden geliyor? Benim şekerim düştü. Köpek ısırmış köpek. Hiç sormayın arkadaşlar ya. Yok da ben sana diyorum ki elleme buradaki sokak hayvanlarını. Seni tanımıyorlar, senin yabancı olduğunu biliyorlar. Biliyorum.
canlı ya. Bir anlatayım bir yerli her şeyi. Şeker mekeri de alayım da kan şekerim falan düştü vallahi kan gülü. Aa bu ne? Ha yastığınmış. O benim yastığım. Oğlum açışmaya başlıyor. Bakın bir parmağını getirin. Ama YouTube'da kan gösterebiliyor musun? Yok gösterir. Ben direllerimi gördüler. Ha. Bir şey olmuyor. Böyle ıstırmaşkın dişleri çıkmasın yırdı. Isıyordu ben refleksim işte. Ama belki öyle yapmayaydın bir şey olmazdı. Bu parmak yoktu. Vallahi. Şöyleydim. Ama yani belki çekmeyeydin ıstırmazdı. Anne nasıl ıstırmazdı? Ha, ben dişini gördüm diyor. Ay gülemiyorum. Vallahi şöyle dişleri vardı. Yok da sen niye tutuyorsun köpeği? Bak arkadaşlar. Biz Özgürgil'i Saymengi falan şey metroya bıraktık. Metro muydu? Oraya bıraktık. Sonra dedik annemle bir yemek yiyelim. Sonra yemek yedik. Orada ben kediye besledim. Tavuk falan aldık ona. Çünkü içinde hayvan sevgisi var. Tamam da dokunmadan besle. Zaten lanet olsun içindeki sevgiye. Kediyi besledik. Çok besliyoruz zaten kedileri. Onlar ne güzel. Yiyorlar, gidiyorlar. Sonra işte tam otele gidiyoruz. Bizim yürüdüğümüz yol var. Hep sol taraftan gidersin normalde. Ben de aksini anneme dedim ki hani bir de sağ taraftan gidelim. Orada çok açık dükkan var. Sonra sağdan gitmeyelim. Sağdan gidiyoruz. Bilemiyorum tövbe estağfurullah. Bir su içim anne ya. Valla psikolojim bozuldu. Zaten bayılıyordum. Köpek de orada yan gelip yatmış ortada. Aynen. Esnaf onu sevdi. Aynen önümüzde biri seviyordu çünkü. Ama onu tanıyor Kadir. Onları tanıyor. Ben senden korktu. Yanından geçiyor. Önce aha. Ben geçtim. Ben geçtim hiç elde uzaktan geçtim. Çünkü benim hastalığım da var ya uzak aynen. Durmam lazım. Annem geçti. Sonra tam ben de geçtim. Yanında bir baktım ki köpeği. Dokunasın mı geldi? Bir kafasını böyle tam ama tek parmağım elimi bu. Elimi koltuğum elim. Böyle bir parmağım senin. Aa sen onu ısır. Ondan ısırdı. Nasıl ısırdı? Nasıl ısırdı? Sandı sen ağzına bir şey veriyorsun sapo. Bakın bak. Tam böyle değdim. Aynen o şekil. Ay yazık. Tamam anla ben de elimi direkt çektim. Sen Allah'tan direkt, devam saldırmadı. Bence direkt parmağı verdiğin için Allah. Öyle yaptı Kadir. Yemek sandı bak, belki de. Bak kafası böyleydi ya. Ben böyle kaptı. Tam böyle işte ısırdı. Burayı tuttu biliyor musun böyle? Ben de işte böyle çekerek bak böyle. Yanlış sevdin. Çoğu köpekler öyle sevilmez oğlum. Yo, bir daha sevmem zaten tövbe. Vallahi sevmem artık köpeği. Yemeğini ver uzak dur. Ben artık Türkiye'de kedileri besliyorum. Köpeklerle alakam olmasın. Sonra orada işte esnaf geldi. Hemen kolonya falan yaptı. Sıktı. Allah razı olsun. Ama kolonya hiç yakmadı. Epey sahtesi miydi acaba? Valla bence alkolsüzdü o. Olabilir. Çünkü kolonya değdiğinde normalde beni acıda gebertmesi lazım orada. Ben de dedim niye bağırmadık hadi. Bir korkum adam da elini uzat diye bir şey olmaz. Elimi uzattım böyle yapayım bakmıyorum bile. İşte artık şimdiki kolonyalar da eskisi gibi değil. Hiç anam. Sıfır yakmadı. Sıfır yaktı. Sonra adam dedi işte gidin doktora falan gözüküyor. Kuduz muduz vardı. Biz de hemen hemşiremizi aradık Serpil'i. Aynen Serpil Allah'ı aradık. O dedi git mutlaka aşı ol dedi. He mutlaka aşı ol dedi. Gittim işte acile. Direkt dedim sokak köpeği sırrı ayrı odaya aldılar. Hmm. Çünkü biz o acili bir görsen doluydu. Sen demedin annem hasta yatakta şimdi anneme bir şey olur. Dedim dedi bir şey olmaz. Ha tamam. Çünkü olmaz aşı yaptı ya sen o geç. Yine de seni ellemeyin de. Yok sakın beni tutma 3-4 gün. Uzak dur benden. İşte sonra kaydımı falan yaptılar. Diğer bloka gönderdiler orada şey yaptım ödeme yaptım. Ne kadar ödedin 550 aşıyı? 550 TL hatta dur. Bakayım neyi ödemişim. Neyi ödedin aşıyı ödedin zaten. Bak burada bir 80 TL bir 470. Hmm. Turistin sağlığı kan. Ben de bilmiyorum ki. Onu kaybettin sen. Onu orada geri alabiliyorsun sigortandan. Vallahi. Vallahi. Bir de 80 sonra başka bir şey seçti ama bence gayet iyi yani. 550 yani, TL. He. Biz Beyhan'la iğne vuracaktı. Bir tane iğne vurdurdu o burun için hani bir tane iğnesi yapması gerekiyordu. He. 380 TL aldı bizden. Vallahi. Sadece iğneyi vurmak için ilacı vardı her şeysi. Sadece vuracaktı. Yo ben de işte sen de yine az almış. He yine iyi. Serpil şey de dedi. Serap da dedi acibi. He az çünkü almış. Ona da ben audio falan yolla. Elini dedi kendin sar falan. He. Mikrop kapmasın. Sonra o B bloktan diğer odaya gittim. Orada da dosya açtılar. Çünkü ilk kez kuduz açtık oluyor ya. İşte 5 kere olacağım. 17'sinde olacağım. Ama niye sarmadı dedi. Açık mı kalsın yaran? Bir şey yapmadılar ki. İlgilenmediler. Mesela bizim Avusturya'da olsa biliyorsun nasıl. Tabii onu hemen dezenfekte de mi yapmadı? Onu bana dedi kendin yap. Yaptın mı? Elimi yıkadım. O turuncu şeyden verdi. Ondan bahsediyor. Aa bende var. Ben onu da biraz dök kendine. He ondan. Doktor bana verdi. Biraz şey yap. Ondan yaptım. Aa şu torbada ondan yap biraz.
Şu ilaç torbamdan getir, aç da yap onu. Ne heyecanlıydı. Sonra dedi sana iğne yapacağız. İki tane. Sormadım niye iki tane. Dedi bir soba, bir soba. Sonra baktım ayakta iğneyi yapacak. Dedim dur bari açayım kolumu, kolumu açayım dedim. Sonra ayakta iğneyi yaptı sağlı sollu. Sonra öyle konuştu. Hemşire sonra kadın açtı. Mıydı erkek mi? He kadındı. Öyle işte vallahi. Sağ demedin mi bir de köpeklere yaklaşma. Dedim zaten parmak gidiyordu. Neyse ona da şükür. Valla ya düşsen lan da parmaksızım. Saime de telaş etmiş diyor gelelim mi dedim yok bir şey olmaz ki. İnşallah ağrımaz ya. Yok ağrı kesici yut şimdi. Kaslarımın içine yaptı ya. Ağrı kesici yutacaksın şimdi Serpil öyle dedi hemşire. Dedi ağrı kesici yapsın o aşı ona ağrı yapar dedi. Valla. O 20 senelik hemşire Kadir şimdikiler hep cıttara bızık diyor ya. Bana böyle kuduzluk geliyor sanki ya. Oh Kadir beni saldırmasın gece. Kuduz olunca böyle havlıyorum falan mı? Millete mi saldırıyorsun? Bilmiyorum ki ne yapayım. Bilmiyorum ki öyle mi oluyor kızlar? Vallahi ben bir kuduz filmi ya seyrettiydim öyle olmuştu Kadir. Vallahi ağzında o hani yılların filmidir o kesin. İşte yani eski film kuduz köpek ısırdıydı kuduz oluyordu adam. Vallahi Türkiye'de İstanbul'da da köpekten ısırmalı denen vallahi. Ama o köpek hep var biliyorsun her İstanbul'a geldiğimde o köpek hep orada. İşte oranın esnafını tanıyor büyük ihtimalle. Senden korktu korktu. Sen... Yani böyle yaptım böyle de gittim ama böyle hafif. Demek ki tanımadım ben köpeği de elleme. İnsan hiç köpeğin eline parmağını uzatır mı? Köpek diye bir şey yok benim için. Kafasını sever sırtını okşar bitti. Anladım. Sen ağzınla ne işin var köpeğin? Köpek ama nasıl soğukkanlıydım he ısırdı dedim. Sen sordun ya ısırdın. Korktum ben birden. Bak. Baktım Kadir geldi arkamdan. Anneme gidiyorum diyor ki hadi köpek ısırdı. Isırdı mı? Sonra sadece esnaflar geldi. Ben görmedim önce parmağı diyorum ısırdı mı? He diyor. Bir baktım ki kan dedim. Çok koş. Isırıyormuş öyle tanımadıklarını. He. İşte Allah bir daha yapma yavrum. Ama benim şeyim de burada işte bak. 17'sinde bak terminlerim bu. Ha. Şöyle göstereyim. Ha şu günler tarihlerde aynen. 17'sinde yapacağım. De aşı olacağım. 21'i bir de 28'i. Ha. 21'i bir de 28'i Avusturya'da işte. Sen onu direkt ev doktoruna götür. He. Onu kaybetme sakın. Planlanan aşı seması. Ha 4 taneymiş. 4 tane aşı. Yo ilkinde 2 kere yaptı ya. He o yüzden toplam 6 yaşı mı oluyor? Anlamadım ki bunlar. Neyse biz 5 oluyor. Doktor yapar. Sen kuduz bir de tetanos başlı... yapmış. Aynen he. Sen onu nereden biliyorsun? Ya, tetanos aracın herkes biliyor yani. Senin arkadaşların var ya anne. Tetanosu biz de okulda mı oluyorduk Kadir? Ha doğru. Evet. Onu niye yaptın? Onu tazeliyor işte. Hani mikrop falan kapmasın diye. Kuduz bak kuduz hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve kesinlikle ölümle sonuçlanan bir hastalıktır. Tabii ki çok tehlikeli. O yüzden hemen aşı yapıyorlar. Öyle ha ısırdı diye geçme. Hayvan... Anladım. Hele ki zoka hayvanıysa çok çok tehlikeli. Kuduz aşısı kuduz hastalığında korunmada en önemli uygulamadır. Ya. Bak. Önerilerine uyalım. Çevrenizde başka ısırılan kuduz teması olansa bununu boş ver. Bakın seninle ilgili bir şey yazıyorlar mı? Aşılarınızı kartınıza belirtin. Günlerde ilk aşınızda olun. Aa tamam. Yok benimle bir şey yok. Benden uzak dur sakın. Bizlere bir senden bir mesafemizi arayalım Narincim. Sakın benim çok tehlike biliyorsun. Doktor dedi... He sen, ben direkt ben bana hayvanlar yasak şu an. Ben aynen. Kendime hayvanı gördüm yazık. 10 metre geride gidiyorum. Sen yine git 2-3 kere elini yıka. Yok ben şimdi elimi desefekte yapacağım. Sakın yüzüne falan değme şimdi bak. 3 kere değme. O zaman videoyu sen durdur. Sen elini yıka. Hadi bakalım sonra görürüz. Sen bir kalk o ilacı dök eline. He ben bir onları yaptım ya. Sırıldık ya yemin ediyorum ya. Kadir'in İstanbul macerası. İstanbul macerası var. Kuzu olup eve döneceğim ha. Ay. Azat'a diyorum ki Azat abi hastaneye gitti köpek elini ısırdı. Nasıl ısırdı diyor dedim. Valla parmağını ısırmış uyanık Azat. Mı? He uyanıktı ay, sen hastanedeydin. Demek de korkmasın köpek. Yok korkmadı. O seviyor. Kadir oradakiler ısırmıyor. Valla burada buradakiler de aslında ısırmıyor da. Sen hayvan yo, senden korktu ben bence. Bir daha Allah'ım olmayacak. O senden korktuğu için yazık saldırdı. Ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi parmağıma şundan sürdüm biraz. Abi neye karşı geliyordu? Mikroplar İşte infeksiyon kapmasın diye değil mi? Ameliyata girirken hep ondan işte bunu ısırılan yerlerime yaptım. Böylece bu videoyu da zaten direkt burada kapatacağım. Arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.